Sen evli miydin? Aynen. Çocuk. Çocuk yok. Çocuk yok. Düşünüyor musun? Çok özel değilse. Yok, 40 küsur yaşındayım artık. Yani şimdiye kadar hep maddiyattan dolayı olmadı. Şu anda öyle çocuksuz hayata, bütün her şeyim çocuksuzluk üzerine. Bütün hayatım yani çocuksuzluk üzerine. Yanlışlıkla olursa olur. Ama o kadar yani. Şu andaki kafam. Zaten 40 küsur yaşındayız. Bundan sonra zor artık. Ben Olmasın de öyle zaten. düşünüyorum. Ben de. Sonra Peki kendi şeye bakıp küfrediyorum tabii böyle. O hiç imkanı olmayıp 5 tane çocuk yapanlara küfrediyorum. O ayrı mesele de. Şey yaptırır mıydın peki? Kürtaj yaptırır mıydın? Pro life mısın yoksa Ha, nesin? güzel soru. Ben sana bir şey diyeyim mi? Benim kardeşimin mesleği kürtaj. Ama ondan bağımsız olarak söylüyorum. Ondan bağımsız olarak kürtaj hakkını ben savunuyorum. Ama solcuların söylediği saçma işte şeyden dolayı değil. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun da. İşte solcular ne diyordu? Ha, benim vücudum benim kararım muhabbeti falan. O Ben senin vücudun değil artık. Orada bir fetüs var. Fetüs de olsa başka bir şey var amına koyayım ya. Yani. birkaç işin bilimsel yanını bildiğim için abi şimdi tabii normalde dini insanlar bin dızıdı. Umarım güzel bir şeydir. Bin dızıdı yollamışlar. Neyse. Şimdi onun bir hafta şeyi var ya, hafta limiti var abi. Evet, Belli bir evet. haftaya kadar aslında o sadece bir et yığını. Bilinci falan hiçbir Evet. şey olmayan bir et yığını. O haftanın üzerinde eğer büyük bir sakatlığı varsa aldırılmaya izin veriliyor. Normalde bu. Yani o mesela cinin resimleri falan gösteriyorlar işte ağlayan cinin çıkartmışlar falan. Onlar illegal aslında. İllegal şeyler. Ama dini kesim tamamen buna karşı. Çünkü onlarda işte hani içine can giriyor veya işte yaratıldıysa o işte Allah onu yaratmak istediği için yaratılmış. Hani bizim gibi düşünmüyorlar. Biz onu bir hani et yığını gibi düşünüyoruz. Evet. O Ya yüzden. ben biraz şeyim radikalim, ben bayağı hiç dokunulmaz olduğunu düşünüyorum o oluşan şeyin. Spermle yumurta birleştiyse ben yani Allah sınamasın beni bununla. Yaptıramam herhalde. Ama Peki şey sorayım mı buna sadece dair? dini yönünden dolayı, bilimsel tarafından dolayı değil. Evet, Bu konuda sorabilirsin. şey vardı. Şimdi kürtajın yasaklanmaması gerektiğini düşünenler tarafından sunulan bir argüman vardı. Şeyi koyuyorlar. Bir tane 9 aylık doğmuş bir bebeği koyuyorlar bir tarafa. Diğer tarafta da işte birkaç aylık yani 3 aylık vesaire olsun. Organları 6 tane mesela şeyi koyuyorlar. Artık embriyo mu denir, cenin mi denir şeyini bilmiyorum tıbbi sınıflandırmasını. Anne karnındaki işte bebeği koyuyorlar. Bunlardan birinin ölmesi yani bir taraf ölecek hangisini kurtarırsın diye. Yani tabii doğmuş bebeği tercih ediyorlar. Diğer tarafta sayı fazla falan. olsa bile. Evet. Bir şey de vardır bir de bu Hristiyan Curie bir şey doktriniydi. Annenin hayatı tehlikedeyse kürtaja izin var mesela. Bir tek burada var. Ya biliyorsunuz bu kürtaj muhabbeti Amerika'da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında geçer. Cumhuriyetçiler bilimsel argümanlarla da destekleyebiliyorlar kürtajın niçin yanlış olduğunu. Fakat bir cumhuriyetçiyi kenara çeksen ya da samimi bir interview'una denk gelsen adam diyor ki ben dini inançlarımdan dolayı buna karşı. Öyle. Yani konu bu. Konu bu. Konu bu. Din. Bence Hristiyansa bana böyle soracak olursan, bana soracak olursan abi diğer tarafın yani sol tayfanın aslında kendi şeylerine ters değil mi? Çünkü onlar herkesin yaşama hakkı, kim olursa olsun yaşasın falan muhabbeti yapıyorlar. insan Kürtajı saymadıkları için, person saymadıkları için oradan yırtıyorlar. ben şunu düşünüyorum abi. Öyle Direkt bir trik yapıyorlar orada. ben şunu düşünüyorum abi. Direkt hani cumhuriyetçiler ya da sağ kesim me ters ne varsa bunlar hani onları toplamaya çalıştıkları için. O yüzden hani birbiriyle çelişse bile ben o yüzden çok desteklediklerini düşünüyorum onu. Yani bakıyorlar mesela muhafazakar kesim çok güçlü büyük. Ondan sonra milliyetçi kesim çok güçlü büyük. Bunlar sağcı. Sonra diyorlar ki abi geri kalan neyse biz hepsini toplamamız lazım. İşte bence o yani.
Çünkü my body my choice çok saçma bir argüman yani. Hani Çok. benim vücudum benim kararım çok saçma bir argüman. Çok. Benim Evet. argümanım şey mesela. Benim argümanım abi bir çocuğu annesi babası istemiyorsa o toplumda ben de istemiyorum. Ama işte benim gibi sert yapamıyor. Ben çok sert bir laf yani aslında. Hani annesi babası bile istemiyorsa ben de istemiyorum o çocuğu. Çünkü bana zarar dokunacak, dönecek, dolaşacak. Yani dediğim gibi bu çok sert bir argüman. Hani ben bunu şimdi solculara desem ooo falan derler. Benim sebebim o yani. Ay çok enteresan bir... Daha deminki konudan şeyi sorayım ben de o zaman. Şimdi örnek üzerinden gideceğim. İşte anne karnında henüz diyelim 2 aylıkken falan bir bebeğin Down sendromlu olduğunu veya farklı bir engelli işte durumda olduğunu diyelim ebeveynleri öğrendi. O durumda şeye yaklaşımınız ne? İşte kürtaj gibi bir meseleye. Yani burada şu da söyleniyor ya anne babanın evlat sahibi olmak adına o çocuğun işte bir ömür boyu belki o durumda yaşamasına sebep de olacak bir sonuç da ortaya çıkabilir Down veya sendromu olduğu zaman çıkabilir. şu an nasıl bilmiyorum da Down sendromu olduğu zaman zaten baya baya ileri safhada bile aldırıyorlar. İzin veriliyor ona. Devlet şeye izin veriyor. Mevzuata bakmıştım. Yani hamileliğin hangi evresinde olduğuna bakılmaksızın şeyin onayıyla, ebeveynlerin onayıyla aldırabiliyor. Ya yani isterse 9. ayda olsun. Benim düşüncemi Valla. sormuyorsun herhalde. Benim düşüncem Yok. zaten nettir de bu konuda. Seni de soruyorum abi, bilmiyorum. Abi niye soruyorsun ki boşuna? Benim net yani. Ve çok fazla öyle var aslında. Mikrosefali olsun bilmem birçok var yani. Şöyle kafa olarak bitmiş yani. Kafa olarak bitince çocuk yani fiziksel bir sıkıntısı da yok. Kafa olarak bitince pek bir fayda sağlayamayacak. Tabii ki Down sendromlular aslında onların içlerinde en iyilerinden. Yani o tamamen yani hiçbir şey yapamayanlar da var. Çünkü Down sendromlulara bir şeyler yaptırtabiliyorsun. Gene işte mesela sporcu bile olabiliyorlar. Ama tabii onların sadece zihinsel de değil, vücutta da mesela kalp, böbrek vesaire vesaire sürekli şey olarak geziyorlar. O yüzden aileye bırakılması bence daha... Çünkü bazı ailede diyor ki olsun biz böyle seviyoruz çocuğumuzu. Tamam olsun diyorlar mesela. Aileye bırakılması daha mantıklı. Mikrosefali veya o tür mesela o tür şeylerde onlar tamamen şey ya bitki yani. Ya ben birebir gördüğüm için söylüyorum. Ha şey diyorlardı benim mesela babam doktor. Ben de vardım. Benim orada söylüyorlar. İşte böyle bir çocuk var. Çocuk da büyümüş artık yani baya. Kaç yaşında bilmiyorum da. İşte bunu bir şekilde böyle hani yaşayan çocuğu ötenazi nasıl yapabiliriz? Anladın sen kanka. Yaşayan çocuğa şey ötenazi diyorum pardon. Kürtaj. Yaşayan çocuğa kürtaj nasıl yapabiliriz? falan. Yok diyor o suçtur falan deyip kovaladı yani. O değil yani. Ama mesela şeyleri görmüşsünüzdür. Gazetelerde ben bunu gördüğüm zaman çok aha falan diyorum yani. İnsanlar fazla dikkat etmiyor büyük ihtimalle. İşte zeka özürlü genç balkonda oynarken bir anda tesadüfen aşağı düşüp öldü falan. O kadar çok var ki bu haberlerden. Ben onu gördüğüm zaman diyorum. Evet diyorum yani. Kürtaj diyorsun, geç Kürtaj, kürtaj. geç kürtaj diyorum yani. Çünkü gerçekten şey bazı ailelerde tam tersi seviyorlar. Hani şey gibi düşünüyor. Sen nasıl kedin de senin çok aşırı zeki değildir ama kediyi seversin yani. Sevimli gelir seversin. Sonuna kadar da bakarsın. Yani canın gibi seversin. Bizim vardı mesela bir tanıdığımız. Reverse Hawking diyordum ben ona. Bizim Hawking Reis'le konuştuğum zaman ona söylüyordum. Ve o güzel bir tartışma konusuydu. Abi diyordum hani birinin çocuğu beyni çalışsın, vücudu tamamen çalışması, ailesi olsun bu daha kötü aile için. Yoksa tam tersi. Vücudu tamamen sağlam, vücudunda hiçbir sıkıntı yok. Ama mesela 30 yaşına gelmiş gene bu şekildeydi yani. Onu söylüyordum abi bizim burada reverse Hawking var diyordum. Hangisi daha kötü? Yani beyninin çalışması daha iyi bence. Beyninin çalışıp vücudun tamamen çalışmaması daha iyi, daha az kötü yani. Abi Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda abi? ben hiç hoşunuza gitmeyecek cevabı vereceğim. İnsan insandır diyeceğim. Hastalığı ne olursa olsun ve kürtajı bir Müslüman olarak onaylamamın mümkünatı yok.
Eğer Müslüman olmasaydım akıl yürütmeyle sizinkiyle benzer sonuçlara varabilirdim. Evet. Acı çekecek bir canlı dünyaya getiriyorsun aslında. Ama şöyle bir şey de var. Sonra o Down sendromlu ya da sakat diyor ki iyi ki varım diyor. Haydi. İşte İyi ki gelmiş bu benim dünyaya. dediğim onu diyemiyor bile. O öyle söyleyeyim sana. Benim Evet, söylediğimler evet. o onu diyemiyor bile yani. İşte o biraz baya bir kura. Hani ben burada bu mutlak bir ilke ya. Can haramdır. Cana haram der Allah. Çünkü haram ne demek? Dokunulmaz demektir. Hani yok, ben de kürtaja annenin sağlığı dışında, annenin sağlığı tehlikeye girmiyorsa onun dışında ben hiçbir şekilde kürtaja izin veremiyorum. Çok zor bir sınav olduğunu da görmekle birlikte. Bir de şöyle bir şey var zaten dinde hani bir çocuk doğacaksa o Allah istediği için doğuyor. O yüzden o biraz Allah'ın isteğine ters gelmek de oluyor dine göre. Olabilir, İşte olabilir. Hristiyanlar da bunu düşünüyor mesela. Olabilir, Mesela onlar olabilir. eşcinselliğe de o yüzden karşılar. Aha seni yakaladık. Seni kıstırdık.